ABD Temsilciler Meclisi ve Senato üyeleri bugün 3 Kasım'da yapılan seçimlerin Seçiciler Kurulu sonucunu onaylamak için toplandı. Heyecanlı bekleyiş hala devam ediyor. Aslında Seçiciler Kurulu'nun Joe Biden'ın galibiyetini resmi olarak 14 Aralık'ta onaylamasının ardından Kongre'de bugün yapılacak onaylama sembolik bir önem taşıyor. Diğer bir yandan Donald Trump destekçileri seçimin hileli olduğu yönündeki iddialarını sürdürüp Başkan Trump'ın çağrısına kulak verip seçimi protesto etmek için sokaklara akın ediyorlar. Hatta şu anda Amerika'nın birçok farklı eyaletinden gelen binlerce Donald Trump taraftarı Amerika Kongre binasının içine girdiler. Bugün bura milyonlarla insanın axışmasına səbəb Kongresin qanunsuz yollarla prezident olmağa çalışan Joe Biden'in qələbəsini təsdiqləməsidir. Bu il kütləvi seçki saxtakarlığına yol verilib, lakin bu belə davam etməyəcək. Yalanın ömrü qısa olur. Bizim dövlətimizə, hökumətimizə olan dəstəyimiz sözdə deyil, əməldədir. Kongresin əsas işi seçkilər kollegiyasının nəticələrini təsdiqləməkdir və bu həmişə belə olub, gələcəkdə də belə davam edəcək. Bizim bura yığışmağımızda əsas məqsədimiz seçkilərin ədalətli və azad şəkildə keçirilməsini dəstəkləməkdir. Amerika xalqı ədalətsizliyə qarşı vuruşur. Biz imkan verməyəcəyik ki, kimsə qanunsuz şəkildə seçkilərdə qələbə qazansın. Ona görə də bugün biz buradayıq. Ədaləti yenidən bərpa edəcəyik. Sağçı partiyanın haqqını vermək lazımdır. Solçuların burada yeri yoxdur. Bu barədə yalnız bir şey deyə bilərəm ki, Trump Amerika Birləşmiş Ştatları tarixində ən yaxşı dövlət rəhbəri kimi yadda qalacaq. Biz sadəcə haqqımızı tələb edirik. Bugünkü oylamada Biden'ın seçiciler kurulu oylarını başkanlığı kazanmak için gerekli olan 270 oyun altına düşürmeye çalışan cumhuriyetçilerin itirazları sonucu değiştirmeyecek gibi duruyor. Öte yandan anayasanın 12. değişiklik maddesine göre eğer herhangi bir aday yeterli sayıda seçiciler kurulu oyu toplayamadığında Temsilciler Meclisi yeni başkanı seçmek üzere tekrardan toplanıyor. Ancak cumhuriyetçilerin bu ısrarını Amerika'nın demokratik prensiplerine aykırı olduğunu savunan uzmanlar bu çabaların boşa çıkacağı görüşünde. Tabii seçiciler kurulu oylarının kongrede onaylanma sürecinin de günler sürebileceği ihtimali de gündemde şu anda. Ancak buna rağmen 20 Ocak'ta düzenlenecek olan başkanlık devir töreninin ardından Demokrat Joe Biden'ın Beyaz Saray'da yerini alacağına kesin gözüyle bakılıyor. Özlem Şenşar, Real TV, Washington.